Kenan Hulusi Koray, Bir Maymun Numarası Daha. Yolcuları az, sapa istasyonlarda tren amirlerinden birçoğu hayvan besler. İzmir banliyölerinden birinin son durak yeri olan Seydiköy amiri Hasan Hüseyin de bunlardan biriydi. İzmir Ekspresi'nde gidip gelenler bu küçük istasyonu tanımaz. Çünkü Aydın Demiryolu, Gazi Emir'den bir kavis yaparak ayrılır ve sol tarafta bir tütün tarlasını yavaş yavaş geçtikten sonra eski Rum evlerinin içinden köye girer. Bir zeytinyağı fabrikasının yanı başında durur. Yani istasyon, mevki itibariyle köyün canup kapısındadır. Fakat köye açılan 5-10 metrelik yegane asfalt yola rağmen bu tarafa hiç kimsenin uğradığı yoktur. İşte bu sebepten istasyon amiri de kuştan köpekten vazgeçip bekar olduğu ve istasyonda yalnız bulunduğu için maymun besliyordu. Kapitan bu küçük maymunun ismiydi. Ama niçin Mustafa Nuri değil de kapitan? Bu ayrı bir meseledir. Şunu da unutmayınız ki bizde bütün hayvanların isimleri böyledir. Yani ecnebidir. Mujik, Jackie, Bobby gibi. Hasan Hüseyin'e göden birçokları takılır. Ulan Hasan Hüseyin derler. Maymun da beslenir mi? Neye beslenmesin ki be hemşerim? Kötü bir evlat yetiştirmektense bir insan taklidi büyütmek yeğdir. Hay Hüseyin hay. Hay Hasan Hüseyin hay. Dediğine de bak bir defa. Şu seninki kaçmayıp da sana bir çocuk yapsaydı böyle diyemezdin ya Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin derdim diye ısrar eder, köylüler demezdin diye ayak direr, hülasa boş günler böylece geçer giderdi. Fakat köyde Hasan Hüseyin'in maymununa herkes alıştığı halde köyün imamı bir türlü alışamadı. Fesat hayvan diyerek fetva verdikten sonra şeriatte maymun beslemenin yeri olmadığını söyleyerek kapitan aleyhinde köylüleri isyana teşvik etti. Seydiköy'ün yolcuları diğer sapa istasyonlardan da daha azdır. Ancak cumartesi günleri İzmir'e inenler olur, bunlar da 3-4 bakkal, bir nalbant, hemen dönmek üzere inen 1-2 köylüdür. Bunun haricinde istasyonda ancak posta memurları gözükür, banliyö asıl Gazi Emir'den piyade alayının zabitleri ve teyyarecilerle dolar. Bunu söylemekten maksadım şu ki, istasyon amiri kapitanla hoş vakit geçirmek için serbestti. Yalnız cumartesi günleri pek vakti olmaz, biletleri kontrol etmek, istiflemek, numaralamak, yaz ise istasyonun önünü süpürmek, kışsa şömine için odun kesmek, bütün bunlar hep cumartesi toplanırlardı. Bunun haricinde Hasan Hüseyin köylüleri kahveden kaldırarak istasyona getirir yahut kahvede ise muhasebeye girişirdi. Benim kapitan yok mu? Artık yemekte çatal kullanıyor. Amma yaptın ha Hasan Hüseyin. Maymun da nasıl çatal kullanır be? Yahut benim kapitan yok mu? Dün akşam tam 29'luğu yuvarladı. İleriden biri bir gün şöyle dedi. Senin kapitan bilet kesebiliyor mu Hasan Hüseyin? Ona bak sen. Kahvede bir gülüşme oldu. Ha bakalım Hasan Hüseyin, cevap ver ha istasyon amiri. Tabii dedi. Seydiköy'den İzmir'e kadar bal gibi keser. İmam itiraz etti. Hadi canım dedi. O kadar saf değiliz be, bilet kesermiş. Fakat istasyon amiri ısrar edince iş ispata düştü. Kapitan da hakikaten biletleri kesti. Üstelik parayı almadan da bilet vermedi. Bütün Seydiköylülerin parmakları ağızlarında kalmıştı. Şşt Musa, ulan haberin var mı? İstasyon amirinin maymunu yok mu? Kapitan mı? Ha, İzmir'e bilet kesiyor be. Şşt Ali çal, görme. Kapitan bilet kesince imam bir oldu ki. Hadi lan, hadi işine lan. Maymun da bilet keser mi? Kesti işte, imam mat oldu. Şu kadar var ki, imam oyunu hazmedememişti. Bir maymun bilet kesip para saysın. Hem de ismi kapitan. Yani düpedüz gavur cinsi. Ertesi gün istasyon amirinin höt sötüne tahammül edemeyen birkaç köylüyü topladı. Hasan Hüseyin'e bir numara yapmaya karar verdi.
Bu oyun şöyle tertip edildi. İstasyon amiri cumartesi günleri saat 1.10 postası ile 4 postası arasında köyde gezintiye çıkar yahut kahvede çene çalardı. Ancak 3.50'de döner, 10 dakikalık bir zamanda bilet kesmeye başlardı. Halbuki 4 postasını yapacak, tren makastan geçip lokomotif değiştireceği için 3 kurtta gelir, 20 dakika istasyonda durur, düdük çalar, istim muayene ederdi. İmam köylüleri başına topladıktan sonra bir tren düdüğü taklidi yaptı ve gişenin önünde mevki aldı. Kapitan içerideydi. Kendi kendine temizleniyor ve bitleniyordu. Tren düdüğüne birdenbire kulaklarını kabarttı. Bir saniye istasyon amirinin kapıyı açıp açmayacağına dikkat etti. Kimseler yok. Halbuki tren düdüğüyle yahut gişe kapağının açılmasıyla birdenbire fırlar, istasyon amirinin yanı başında yer alırdı. İmamla köylüler pencereyi vurmaya başlamışlardı. İmam başını gişenin üstünden uzattı, kapitana bakıyordu. Kapitan hemen fırladı, gişe kapağını açtı, derhal masanın üzerine. Bilet alacaklardan ikisi paralarını verdiler. Kapitan hem tarih zımbasına basıyor hem de birdenbire işini bırakarak soba borusunun üzerinde kuyruğunu sallıyor, numara yapıyordu. İstasyonun önü bir bayram yeri haline gelmişti. ''Ne dersin?'' diyorlardı. İstasyon memuruna imam da bir oyun etti ki. Hasan Hüseyin pılıyı pırtlıyı toplasın artık. Kapitan pekala yapıyor işleri. İstasyon amiri işte tam bu sıralarda gözüktü. Ve ne olduysa tabii kapitane de oldu. Bütün bir gece soba borusu üstünde bağlı kaldı. Yemek verilmedi. 8 saat içinde bu mecburi rejimden adeta eridi, zayıfladı. Geçen hafta çarşamba günü ise şu oldu. İmam 12 postasına yetişmek için acele acele geldi. Hava soğuktu. Kapitan kuyruğunu kısmış dolaşıyor. Daha doğrusu istasyonun küçük asfalt yoluna bakan tarafında birisini bekliyordu. Hocayı görür görmez duvarın dibine çekilmesiyle istasyonun yan bahçesinden kayması bir oldu. Hoca istasyonda evvela saatine baktı. Daha erken dedi. Yarım saat var. İstasyonun 4 kişilik bekleme odasına girdi. İçerisi boştu. Rüzgar sarıklı sırt tepelerinden cuma havasına doğru yuvarlanıyor, Seydiköy kırılacak ve parçalanacak bir cam gibi sertleşiyordu. İmam kapıyı çekti ve kapadı. Bu sıralarda kapitan istasyonun ön tarafından dolaşmış, sabahları ara sıra bir salepçinin durduğu küçük baskülün yanında bekleme odasına doğru gelmişti. Tam kapı hizasında birdenbire başını daha kısarak kapının her vakit üzerinde duran anahtara doğru uzandı, bir defa çevirdi, o kadar. Saat 12.55 var. İstasyon amiri gişeden başını uzattı. Dışarıda kimseler yok, tren kalkmak üzere. Seydiköy postası bugün de bomboş. Yalnız sağ tarafta bekleme odasının kapısına hızlı hızlı vuruluyor. Hey! Tak tak tak! Hasan Hüseyin yuh dedi. İçeride biri var. Alelacele çıkarak kapıya bir defa abanmak istedi. Hoca benim yahu diyordu. Hasan Hüseyin benim. Trenin hareketine bir dakika var. Anahtar aşağı, anahtar yukarı. Yok. Tak tak tak. Bu ne? Bu ne kepazelik be? Hasan Hüseyin, hey, tak tak tak. Boş istasyon bir telsiz haberi gibi birdenbire doluvermişti. Asfalt yol üzerinden nalbant, birinci bakkal, kahvedeki işsizler, bir köylü kadın, zeytinyağı fabrikasının bekçisi, hülasa Seydiköy sanki birdenbire oradaydı. Tren birdenbire hareket düdüğünü çaldı. Çuh çuh çuh. Yuh olsun be, hoca nasıl da treni kaçırdı? Amma muziplika. Yok canım, hoca bakmadan içeri girmiş olacak. Bu sırada istasyonun yanındaki ağaçtan pat etti, yere bir şey düştü. Anahtar, anahtar. Bütün gözler birdenbire ağaca çevrilmişti. Kapitan, kapitanın bir numarası ha? Vay köpeoğlu. Kapitan çıplak dallar üzerinde birinden ötekine atlıyor. Hoca, olur hayvan değil be, olur hayvan değil be diyordu. Vay fesat mahluk. Hasan Hüseyin yahu öteki tren ne vakit? 4.20'de hocam. 4.20'de.